Kıymetli izleyiciler, bir haftalık bir aradan sonra yeni bir haftanın yorumu programıyla sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Fethi Şahıl, hukukçu avukat Safa Mürsel ile beraber haftanın öne çıkan gündem başlıklarını siz kıymetli TV111 izleyicileri için bu haftada ekranlarınıza yansıtmaya gayret göstereceğiz. Türkiye'nin gündemi oldukça yoğun. 25 Nisan'da paralel yapının adeta yargı üzerine kamikaze saldırısı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Paralel yapı soruşturmalarının tutuklu şüphelilerini tahliye ettirmek için asliye ceza mahkemelerindeki hakimleri devreye sokarak korsan tahliye kararları aldırdı. İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mustafa Başer'in yetkisini aşarak dosyayı incelemeden sadece avukat dilekçelerine dayanarak verdiği tahliye kararları sonrası ortalık adeta karıştı. Karar yok hükmünde sayıldı. Eski İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mustafa Başer, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı örgüt üyesi olmak suçlarından tutuklandı ve Türkiye'nin gündemine paralel yapının 25 Nisan'daki yargı darbesi gündeme oturuverdi. Türkiye'nin gündeminde bu yargı darbesi var. İşte biz de bu hafta haftanın yorumu programına bu yargı darbesiyle başlayacağız. Ben hemen avukat Safa Mürsel'e dönmek istiyorum. Paralel yapıdan böyle bir hamle bekliyor muydunuz, tahmin ediyor muydunuz? İsterseniz sohbetimize buradan başlayalım. Evet. Sorun Türkiye'deki hukukun adalet, hakkaniyet, şeffaflık ve kanun devleti kavramı içinde işleyip işlemediği ile ilgilidir. Bu yönüyle Türkiye'nin hukuk sistemini sadece bugünüyle değil, geçmişten gelen seyri itibariyle değerlendirdiğimizde maalesef çok olumlu bir puanlama yapmak mümkün değil. Yani hukukun siyasete alet edilmesi geleneği ne yazık ki geçmişten bugüne hala devam ediyor. Bu yönüyle hukukun çivilerinin çıktığı gerçekten objektif olmanın ötesinde çok sübjektif, kişiye odaklı, olaya odaklı bir uygulamaya dönüştüğünü üzülerek müşahede ediyoruz. Ve biz bunları geride bırakmamız gerekirken, yani hukuk devleti olmanın, yargının üstünlüğü, tarafsızlığı, bağlayıcılığını gerçekleştirmenin önümüzde öncelikli bir gündem olması gerekirken, bunları yapmakta ne yazık ki hala ayak sürüyoruz. Bu dediğiniz olaylarda bu çizgideki talihsiz gelişmelerin sonuncusu oldu. Türkiye aslında hukuk düzeniyle yüzleşmek zorundadır. Yüzleşmediği sürece de bu tür şikayetlerden, yanlışlıklardan ve hukuku ihlal eden, yargıya olan güveni ihlal eden olaylardan ne yazık ki yakasını kurtaracağı da benzemiyor. Onun için geçmiş yıllarda hep olağanüstü dönem hukuklarıyla, sıkı yönetim hukuklarıyla, özel mahkemeler, devlet güvenlik mahkemeleri gibi mahkemelerle siyasi hayatı dizayn etmeye gelen, ederek gelen bir sistem, bugün yargı içinde farklı bir yapılanmanın oluştuğuna şahit olduğumuz çok daha riskli, sakıncalı bir yapıya dönüşüyor. Ve bugün ifade ettiğiniz paralel yapıya yönelik adli yargı safahatının sürecinin seyri hakkında yapılan şikayetler bir ölçüde anlaşılabilir ama bunun bir de bir öncesi var. Biliyorsunuz Türkiye 7-8 yıl öncesinden bu yana Ergenekon ve Balyoz başta olmak üzere geçmiş vesayet döneminin davalarıyla bir yargı süreci yaşadı ve o yargı sürecinde çok parlak imtihan verilemedi. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde her vesileyle ifade ettiğimiz gibi darbeci bir geleneğin olduğu, bu niyetini zaman zaman kuvveden fiile çıkardığı, darbeler yaptığı bilinen bir gerçekken ve bunların da
yargı önünde bir hesabının görülmesi gerektiği ihtiyacıyla yaşanan süreçte biz ne yazık ki biraz işi sabote edecek bir yargı süreci takip ettik. Bu ne demektir? Soruşturmalar gerçek delillerin dışında gerçek olmayan delillerle de sulandırılarak haklı davalar, haksız davalar haline getirildi. Hakikaten yargılanarak mahkum olması gereken insanlar yanlış yargılama usulleri, delil toplama usulleri sebebiyle adeta sütten çıkmış ak kaşığa döndüler. Toptan beraat ettikleri davalara dönüştüler. Bu yargıya olan güveni de çok sarsacak bir şeydir. Onun için bugünkü olayları değerlendirirken biraz geçmişe gitmemiz gerekir dememdeki maksat konuşmamın başında oydu. Yani yanlışı bir yerde yaptığınız zaman o yığınaktaki hata devam ederek geliyor. Evet. Geliyor bir gün sizi de buluyor. Yani bu yanlışı yapanlar 7-8 sene önce bugün yargı önünde mağdur olduğunu iddia eden çevrelerdir. O zamanlar içeri alınan insanların gerçekten suçu var mı yok mu demeksizin gözaltına alınan insanların, soruşturmaya tabi tutulan insanların 7-8 ay gerektiğinde ya iddianameleri yazılmadı, davaları açılmadı. İçeride sessiz sedasız yatmaya mahkum edildiler. Ve bu uzun tutukluluk süresi diye gün geldi Anayasa Mahkemesi'ne şikayet konusu oldu. Yerine göre 4 yıl, 5 yıl yatan insanlar oldu. Ve davası bu sürece girdi. Bunların insan haklarını noktasından, Avrupa hukuk standartları, Avrupa Birliği hukuk standartları noktasından kabul edilebilir tarafı yoktu. Ve bu bakımdan da bir noktadan sonra Anayasa Mahkemesi de yapılan usulsüzlükleri ve hukuki yanlışları görmezden gelemedi. Ergonikon soruşturmalarındaki davalarda uzun tutukluluk süreleri sebebiyle tahliyelere karar vermek zorunda kaldı. Evet. Şimdi bu hataları yapan bir yargı ve onun arkasındaki emniyet örgütü bugün başka bir yönden kendisi aynı yargılama sürecine tabidir. Ve bugün muhatap olduğu yargılama sürecinden de son derece şikayetçi görünüyor. Bunu haklıydı, haksızdı, yani etme bulma dünyası diyerek geçiştireceğimiz bir durum yok. O gün yapılan yanlışsa hukuk açısından bugün yapılan da yanlıştır. İnsanları sorgusuz, sualsiz aylarca soruşturmaları yapılmadan ve davaları açılmadan yatırmanın da hukuk içinde izah edilebilir tarafı gerçekten yok. Bu noktadan yargıda adalet hepimize lazım, herkese lazım. Evet. Ben bir suç işlediğim zaman yargıya düştüğümde sürecin nasıl gelişeceğini bilen birisi olmalıyım vatandaş olarak. Haklarımı bilmeliyim ve ne gibi bir şeyle, uygulamayla karşılaşacağımı da bilmeliyim. Ama böyle karar verilmeden insanları yargısız infaz gibi bir konuma düşürürseniz orada elbette vicdanlar çok yaralıyor. Yaralanıyor. Bugün biz böyle bir süreci yaşıyoruz. Geleyim bu genel değerlendirmeyi yaptıktan sonra 25 Nisan dediğiniz olayın biraz analizini yapmamız lazım. Orada tutukluluk hali devam eden bir basın grubunun yayın yönetmeni, genel müdürü ve grup başkanı, o suçla bağlantılı olan veya olmayan 75 emniyet mensubu hala tutuklu halde. Kimi davalar açılmış, kimi açılmayı bekliyor. 4 ay, 5 aydan bu yana da önemli bir tutukluk süresi var. Bunu zaman zaman tahliye talepleriyle gayret edildi ama sonuç alınamadı. Şimdi bizim yargımızda sulh ceza mahkemeleri, hakimlikleri diye bir hakimlik kuruldu. Eskiden 80'li 90'lı yıllarda sorgu hakimlikleri vardı. O ihtiyacı görecek şekilde bir sulh ceza hakimliği ihdas edildi ve dava açılmadan önce soruşturmayı yapmakta görevli olarak sulh ceza hakimlikleri görevli. Bu mahkemelerden tahliye sonucu alamayan sanık, şüpheli vekilleri, avukatlar
Bu defa farklı bir yola girerek bütün sulh ceza hakimlerinin reddini sağlamaya yönelik bir çabaya girdiler. İşte o dediğimiz 29. Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin her bir reddi hakim talebini kabul ederek verdiği bir karar. Dolayısıyla reddi hakim talepleri kabul edilmiş olmakla tahliye taleplerinin incelenmesi gerekir tarzında bir görüşle tahliye dilekçesinde 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ni göndermesi hadisesi var. Bu olaylar hakikaten mevcut kanunları zorlayarak yapılan girişilen uygulamalarıdır. Bu yönüyle de izah edilmeye ve hukuk içinde yeri oturtulmaya muhtaç olaylardır. Yani hukuki çerçeveye, hatta kanuni çerçeveye, burada ceza hukukunda artık kanuni çerçeve asıldır. Yani hakimin takdir yetkisi söz konusu olamayacak. Kanunda ne yazıyorsa onu yapmakla sınırlı ve sorumlu olduğu bir uygulama yapmak zorundadır. Ceza hukuku onu gerektirir. Ve kanuna bağlılık ilkesi o bakımdan ceza hukukunda önemlidir. Ve o hakimler hem ellerine gelen, önlerine gelen talepleri görüşerek, karara bağlayıp bir sonuca gitmeye çalıştılar. Ve işte burada da iş önemli bir şekilde kamuoyuna akseden bir problem haline geldi. Şimdi tahliye kararını veren 32. Asliye Ceza Hakimi kalemi diyor ki bize böyle bir dilekçe gelmedi. Kalem önce gelirse dilekçeler kaleme gelir, kalemden hakime gider. Bize gelmedi, bize gelseydi kalemin müdürü başkatibi diyor ki biz bunu yetkimiz olmadığını söyler ve dilekçeyi almazdık diyor. Bize gelmediği gibi dilekçeler 5 gün evvel gelmiş, hakime doğrudan gelmiş. Dediklerine göre UYAP'a da girmemiş. Yani UYAP'tan da kimse göremiyor. Sayın hakim bunu kendi elinde tutarak gerekli kararları oluşturacak şekilde meseleyi bir yere getirmiş. Getirdiğinden sonra da tahliye kararı verdiğine ilişkin görüşler, bilgiler kamuoyuna açıklanınca da savcılık devreye giriyor ve arada bir hakikaten çekişme durumu yaşanıyor. Savcılık diyor ki böyle bir karar vermişsiniz, bize gönder. Hakim diyor ki daha yazmadım, bitmedi diyor. Evet. Ama öbür taraftan da taraf vekillerini çağırarak kararı tebliğ ediyor. Yazmadım dediği kararı tebliğ ediyor. Bu arada kalemden görevliyi çağırarak karar yazacağız diyor. Ve görevli karar yazmak için odasına gittiği zaman hakim cebinden bir flaş bellek çıkarıyor. Flaş bellekten yazdığı kararın çıkışını aldırarak karar yazılmış oluyor. Yani bu olaylar bir hakimin tarafsızlığına, bağımsızlığına sığdırabilecek olaylardır. Yaşanan hadise itibariyle bunun hakikaten bir perde arkası bir operasyonla bir şeyler yapma anlayışı ve arayışı içinde olunduğu da açıkça görülüyor ve anlaşılıyor. Bu bakımdan haliyle yoklukla malul bir kararı hayata geçirmeye çalışıyor. Çünkü yoklukla malul olmasının tartışılacak tarafı yok. Bu konularda karar verme yetkisi Asliye Ceza Mahkemelerinde değil. Kesinlikle değil. Öyle bir yetkisi yok. Kanunun kendisine vermediği yetkiyi kullanan bir hakim gerçekten mesleğini kötüye kullanmış demektir. Burada yaşanan odur. Bu konuda karar verme, tahliye konusunda karar verme yetkisi münhasıran soruşturmayı yapan, sorguyu yapan sulh ceza mahkemelerindedir. Tahliye karar verecekse bugünkü kanun bunun sulh ceza hakimliği tarafından verilmesi gerektiğini söylüyor. O yönüyle usulüne uygun devam edilmediği, takip edilmediği yani için. Yani karar yok hükmünde. Evet, yok hükmünde bir karar. Bu doğru. İcrayı bir şekle dönüştürülmek isteniyor ki bunun hukuken izah edilebilir ve kabul edilebilir tarafı yok. Yani ben yetkiliyim dese de ben şahsen bir hukukçu olarak dinlediğim uzmanlardan da aldığım intiba
münhasıran sulh ceza hakimliğinin yetkisi içine gelen bir kararı asli ceza hakiminin mahkemesinin karar konusu yapması, incelemeye alması ve bu konuda karar oluşturması gerçekten mümkün değil, doğru da değil. Yetkiyi aşmaktır. Yetkiyi aşılmış olması sebebiyle bir usulsüzlüktür. Ama bir hakimin münferit bir usulsüzlüğü hatası olmanın ötesinde bu meselenin elbette sizin dediğiniz gibi bir yapısal organizasyon içinde tezgahlandığı iddiası var ki esas işin ciddiyeti burasıdır. Evet. Yani yargı içinde bir farklı yapılanmanın olduğu iddiaları ve şikayetleri bugün ne yazık ki Türkiye'de hukuk hayatımızın acı ama bir gerçeğidir. Bunu Türkiye aşmak zorundadır. Bu tür sıkıntılar hukuka olan güveni son derece sarsıcı ve kırıcı olaylardır. Yani bir yerde hakimin hakikaten taraftar oluşuna ve olmayışına göre karar verebildiği bir hukuk mekanizması, yargı mekanizması o ülkede yargıya olan güveni son derece sarsacak bir şeydir. Evet. Ben burada böyle bir süreci yaşadığımızı inanıyorum. İnşallah daha derin boyutlar kazanarak bu iş derinleşmez. Çünkü demin ifade ettiğim gibi yargıya hepimizin ihtiyacı var. HSYK çok hızlı davrandı aslında. Evet. 29. Evet. ve 32. Evet. Asli ceza hakimlerini anında görevden uzaklaştırdı. Evet. Görevden uzaklaştırmayla kalmadı. İki hakim de tutuklandı. Evet. Ve şu an Silivri cezaevine gönderildiler. Evet. Gerekçe delilleri karartma ve kaçmadır. Delil kaçmayı bilemem ama delil karartma hadisesi ortada gerçekten. Çünkü delilleri dosyada kimsenin değerlendirme imkanı vermeden kimseye kendi başına ve biraz da dışarıdan aldığı bilgi donanımıyla bunu yaptığı anlaşılıyor. Yani usule uygun bir seyir takip ederek bir karar oluşturmadığı için delilleri karartma, neye göre karar verildi ve soruşturma dosyasını istemedin diyor. Karar vereceğiniz bir dosyada soruşturma dosyası istenmez mi? Tahmin ediyorum müracaat eden avukatların verdiği bilgilere, dilekçelere, delillere bağlı olarak bir karar verdi. Evet. O da son derece yanlış bir şey. Yani böyle avukatın verdiği delil delildir ama mutlak manada bağlayıcı değildir. Bir hakimin karar verirken özellikle ceza hakiminin karar verici dosyanın aslını istemesi lazım. Aslı istenmeden, soruşturma dosyası sorgu hakimliğinden istenmeden karar vermek hiçbir hakimin hakikaten söylendiği gibi bir hukuk talebesinin bile yapmayacağı hatadır. Ama bu hata yapıldı. Niçin yani, dosyayı istemedi? Çünkü yetkili değil. Yetkili değil. İstese de belki gönderilmeyecek. O bakımdan istemeden mevcut deliller üzerinden bilgiler. Yani korsan bir karar. Yani dilim varmıyor ama maalesef öyle. Maalesef öyle. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Evet. Evet. Peki ne olacak bu paralel yapının yargı ayağı? Bu ve buna benzer kamikaze saldırıları devam eder mi? Türkiye hakikaten bu açıdan çok şanssız ve talihsiz bir dönemi yaşıyor. Sıkıntılar bu tür olayların yaşanabildiği süreci gösterirse Türkiye'de yargı özellikle bu olay bağlamında önemli bir kan kaybedecek. Ve bunun süratle düzenlenmesi lazım. Ben aslında daha farklı şeyler söyleyeceğim ama bu iş hakimlerin yani bir cemaate bağlı hakimlerin bu işte bir yargı fonksiyonunun sınırını çekilmesi hadisesi değil. Bu meselenin sınırları çok aştı. Yani cemaatin kendisini çek etmesi lazım. 3 yıl, 5 yıl önceki cemaat söylemi ve tavrı bugün yok. Onun tam 180 derece zıttında. O bakımdan... Yani cemaat, cemaat olmaktan çıktı diyebilir miyiz? Yani, çok enteresan. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı ağabey de katılmış olduğu bir televizyon programında özellikle bunun altını çizdi. Cemaatin son zamanlardaki eylemleri özellikle 17 ve 25 Aralık sonrası ve bu en son 25 Nisan yargı darbe girişimi sonrası cemaatin artık cemaat olmaktan çıktığını ifade etti. Bunu daha genel bir ifadeyle söyleyelim. Cemaat bir siyasi aktör olarak devreye girmek, Türkiye'nin kaderini hükmetmek arayışındadır.
şu saatten sonra esas bu kimliğini sorgulaması gerekiyor. Aslında bunun şifresini 4-5 yıl önce cemaat vermişti. Kendilerine siz cemaatsiniz, bazı şeylerle bu kadar neye uğraşıyorsunuz dendiği zaman gazetelerinde dediler ki biz cemaat değil camiayız dediler. Yani biz bir organizasyonuz. Bu organizasyonun cemaat organizasyonu değil, bir siyasal organizasyon olduğu, siyasi amaçlı bir organizasyon olduğu, siyasete fiili müdahale ve iktidara ortak olma arayışından kaynaklanan bir arayış olduğu bugünkü olayların teyidiyle ve tasdikiyle yakinen görünüyor. O yönüyle ben meseleyi sadece yargıdaki ayağı itibariyle değil, topyekün bir sorgulamayı gerektiren, bir ciddi restorasyon geçirmesi gereken bir süreçte olduğunu görüyorum. Evet. Evet. Hemen şunu da soralım yeri gelmişken. Paralel yapıyla mücadele milli güvenlik siyaset belgesine de girmiş oldu. Evet. Halk arasında kırmızı kitap olarak biliniyor. Evet. Milli güvenlik siyaset belgesi. Evet. Ve milli güvenlik siyaset belgesinde birinci madde artık paralel yapıyla mücadele. Bunu nasıl değerlendirmek gerek? Bir sistem kendisinin sıkıntılarını, risklerini, neler olduğunu ortaya koymak hakkına sahiptir. Bu her zaman olabilen, her sistemde olan bir şeydir. Bir ülke güvenliğini tehdit eden tehlikeler geçmiş yıllarda irtica diye başa konurdu. Şimdi Türkiye o badireleri Allah'a şükür aştı ama yeni badirelerle karşılaştı. Devlet güvenliğini tehdit eden yeni unsurlar çıktı ve çıkıyor. Yani siz düşünebiliyor musunuz ki Dışişleri Bakanlığınızda Genelkurmayınızın en yetkilisiyle, Dışişleri Bakanınızın en yetkilisiyle, Milli İstihbarat Dairesi Başkanınızın en yetkilisiyle yapılan uluslararası bir meselenin müzakeresini kamuoyuna sızdıracak kadar bir ileri çaba içindesiniz. Bu devlet güvenliğini, uluslararası güvenliğini, devletin uluslararası güvenliğini çok ciddi tehdit altında olduğunun çok açık göstergesidir. Bunun tevili falan olmaz. O bakımdan ben kırmızı kitaba girse de girmese de bu işleri yapabilen bir yapının hem kendi içinde kendisini sorgulaması ve devletin de bunu gördüğü yerde görmezden gelemeyeceği bir durumu herkesin kabullenmesi lazım. Yani milli güvenlik siyaset belgesine girmesi gayet olağan diyorsunuz. Bu devlet kendi güvenini sağlamaktan sarf-ı nazar ettiyse olağan karşılayalım. Değil, her yerde ikide bir ayağınızı çelme atacak, devlet güvenliğini, toplum güvenliğini sarsacak, savunma reflekslerinizi zaafı uğratacak bir eylem ve kararlılık içindeyse siz yönetme sorumluluğu üstlenmiş bir yönetim olarak, iktidar olarak bu noktalarda gerekli tedbirlerini almak zorundasınız. Evet. Evet. Hemen bir diğer gündem başlığına geçelim. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ferguson olaylarına bir benzer Baltimore'da olaylar cereyan etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde polis şiddeti sonucunda hayatını kaybeden 25 yaşındaki siyahi genç Freddie Gray'in cenaze töreninden sonra olaylar çıktı. Polis şiddetini protesto eden göstericiler iş yerlerini yağmalayıp ateşe verdi. Gösterilerde polis ve sivil kişilerin araçları da tahrip edilip ateşe verildi. Bu olay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi. Evet. Cumhurbaşkanı çok sert konuştu. Vandallara çapulcu dediğimizde adeta linç edildik. Evet. Obama siyasilere, siyahilere eşkıya dediğinde kimse rahatsız olmadı diyerek Batı'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adeta yerden yere vurmuş oldu. Evet. Baltimore olaylarını nasıl okumak gerekiyor? Batı'nın iki yüzlülüğünü bu noktada nasıl değerlendirmek gerekiyor? Batı'nın bu noktadaki yüzü ne yazık ki parlak değil ve çok açık değil, net de değil. Ve insan haklarını güvenceye almak konusunda da hiç güvende değil. Ve bu olayların münferit polisiye hataları, meslek hataları denebilecek bir mahiyeti de yok. İstikrarlı bir patolojik sorun haline geldi Amerika'da. Evet. Yani bir güvenlik sorunundan öte bir polisin patolojik bir sorunu haline geldi ve getirildi. Devamı da gelecek galiba. Herhalde ki yani durak bilmiyor çünkü.
Yani bunun yani belki öğretilmiş bir proje olduğu şüphesi de insanın aklına geliyor. Bir yerde bir insan, polis teşkilatı bir suç işler, iki işler, bunu bir o kurumun yetkilileri sorgulaması lazım değil mi? Hiç sanki öyle bir şey yok. En ufak aynı mahiyette olaylar anında insanların gözünü kırpmadan hayatını son vermek şeklinde cereyan ediyor. Yaralanmış insan polis arabasında, bu son olay. Boynu kırılarak öldürülüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar vahşet olur mu? Yani bu insan dışarıda bir gangstere rast gelse bu kadar vahşi bir ölüm görmez. Ama devletin onu yakalayan polisi silahından soyutlayarak, arabasını alıp şeyini etkisiz hale getirerek, kelepçesini taktıktan sonra yanında otururken boynunu kırarak öldürüyor. Ya bu ne vahşettir ya? Bunun güvenlikle alakası olabilir mi? Güvenliği sağlamakla görevli insanla alakası olabilir mi? Bu bakımdan hakikaten Amerika bu yönüyle çok ciddi yüzleşmesi gereken, çok ciddi bir toplumsal gerilimlere daha hala aday bir durum arz ediyor. Onun için münferit bir olayla karşı karşıya değiliz ve Amerika'nın bu konuları çok ciddi gündemine alarak nasıl aşabileceğine ilişkin bir şey yapması lazım. Meselenin arka planında, zihinlerde, şuur altında öyle anlaşılıyor ki siyah ırkı kabullenememiş bir Amerikan toplumu var, kamuoyu var. Bunun emniyet boyutuyla tezahürü böyle insanların boynunu kırarak, sırtından vurarak, yani yakaladığı insanı durduğu yerde arabasının içinde göz göre göre kurşunlayarak öldürmek şeklinde çıkıyor. Bunu ben bir siyah ırk etnik farklılığı tahammül edemeyen, görmek istemeyen bir ayrımcılık tepkisi olarak görüyorum şahsen. Ve bunun Amerikan topluma mal olmuş bir realitesi de var. Maryland dediğiniz yer çok sapa Amerikan kıtasının uzak mesafelerinde bir yer değil. Beyaz Saray'a bir saat mesafede bir yer. Amerika'nın merkezinde bir yer. Böyle bir yerleşim yerinde insanların can ve mal güvenliklerinin son derece yerinde olması lazım. Güvende olması lazım. Güvenliğin gerçekten çok profesyonelce ve hukuka uygun sağlanması lazım. Ama öyle değil. Polis gidiyor kasten ve keyifle adam öldürüyor. Üstelik bu öldürmeye karşı yargının aldığı tavır daha da tuz biber ekiyor. Bu olayı kasten değil de taksiren adam öldürmekle suçlayarak dava açıyor. Ha, hataen olmuş. Ya bir değil, iki değil. Göz göre göre vahşice yapılmış öldürmenin hata neresinde? Evet, siyahi gençler polis tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde katlediliyor. Yani burada durduk yerde Amerikan güvenlik güçlerinin yaptığı cinayetlerin hakikaten dünyada kan donduran uygulamalarını herkes seyrediyor. Bakın biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sözünden hareketle bize misal verdiniz. Bak biz dün 1 Mayıs olaylarını kutladık. Kayda değer hiçbir olay yaşanmadı. Evet. Burada bazı basın organları bugün demişler ki makul şüphe sebebiyle bir uygulama yapıldı diyor. Ne demiş? Dün akşamdan yani 30 Nisan akşamından 1 Mayıs sabahında bazı olay çıkarabileceği düşünülen militan çevrelere baskın yapılmış ve onlar gözaltına alınmış. Ben bu kadar sakin geçeceğini şahsen beklemiyordum. O militanlar, meseleyi provoke edebilecek militanlar gözaltına alındığı için genelde çok sınırlı bir gözaltıyla, çok ileri olmayan taşkınlıklarla mesele geçiştirildi. Bu da gösteriyor ki Türkiye'nin o makul şüpheyi çok hukuka aykırı bir şeymiş gibi, çok eleştirenler, insan hakları ihlaliymiş gibi gösterenler burada yanlış yaptıklarını, bu kural uygulanırsa, yerinde uygulanırsa güvenliği sağlamada önemli katkı yapacağını gördük. Eğer o provokatör yapabilecek insanlar dün sahalarda olsaydılar, emin olun çok can yanardı, mal yanardı, kan akardı. Yani önceki yıllardaki fotoğraflar karşımıza net bir şekilde çıkardı. Evet. Şimdi buradan gelelim, Amerika şeyini söylediniz.
Amerika yönetimi bu konularda sanki biraz etkin değil gibi. Ve bu işte Obama'nın da biraz burnunun sürtülmesi gibi bir çabayla, saikle hareket edildiğini düşünüyorum. Evet. Obama'nın beyanları var ki çok enteresan gerçekten. Bir devlet başkanının yapacağı değil, biraz çaresizlik içinde yapılmış beyanlar gibi anlaşılıyor. Bir devlet başkanı adalet yerini bulmalı diyor, diyebilir. Ama adaletin yerini bulması için siz ne yapıyorsunuz? O sorgu hala cevabını, o sorunun cevabı yok ortada. Tüm kanıtlar sunulmalı diyor. Demek ortada dosdoğru bir delil toplama yetersizliği de var. Hukuk sisteminin işlediğinden emin olmak istiyorum diyor. Evet. Bir başkanın bunu söylemesi hukuk sistemim yeterince işlemiyor demektir. Bir şikayettir. O bakımdan. Yani aczini gösteriyor aslında. Aczini gösteriyor. Devlet başkanının böyle değerlendirebildiği olayların bundan sonra yaşanmasını Amerika'da yadırgamamak lazım. Demek ki bunu tezgahlayan, böyle işleten bir yapı Amerika'da var. Onun için dışarılardaki terör ve yaptıkları böyle insan katliamları belki kendi coğrafyalarından uzak olduğu için onları çok ilgilendirmiyor ama birebir kendi toplumlarının içinde yaşadığı bu sıkıntılar umarım insan hakkının ve insan kanının, insan canının ne demek olduğunu Amerika'da ve Avrupa'da da anlaşılır hale getirir ve ciddi tedbirlerle insanlık güvenlik haline bir arada yaşamayı becerir. Evet. Evet. Belki son olarak uluslararası medyaya da değinmek gerekiyor. Evet. CNN International evet. 8 saat kesintisiz canlı yayın yapmıştı Gezi Parkı evet, eylemleri evet, sırasında evet, Taksim'den. Evet, evet. Ama Baltimore'u görmedi. Evet. Ferguson'u görmediği gibi, evet. Almanya'da Hamburg olaylarını evet. görmediği gibi, Fransa'daki banliyölerdeki olayları görmediği gibi. Onların görmesini Fethi Bey beklemiyorum. Onların görmediğini bizdeki birileri görsün. Yani Amerikan medyasının, Avrupa medyasının kendi içindeki hukuk rezaletlerini, insan hakları ihlallerini görmeyişini ben onlar açısından anlayabiliyorum. Ama benim ülkemde yaşanmış bazı provokatif olaylarını Amerikan medyası görürken o kendi ülkelerindeki olayları görmeyen bir medyanın varlığını Türkiye'dekiler görmeli ve bundan ibret almalı. Kendi medyasını, kendi devletini uluslararası alanda şikayet eden, köşe sıkıştırmaya yönelik arayışlar içinde olanlar gerçekten kendi ülkelerine değil başkalarının emellerine hizmet ettiklerini de böylece belki fark ederler. Umarız fark ederler. Evet. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Ve böylelikle kıymetli izleyiciler bir haftanın yorumu programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yine cumartesi günü saatler 15'i vurduğunda yeni bir haftanın yorumu programıyla tekrardan birlikte olabilmek ümidiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.